T24 izleyenleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, seçilmiş belediye başkanı Selçuk Mızraklı bizimle birlikte. Selçuk Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Seçilmiş bir belediye başkanı olarak bir darbeyle başkanlığı, belediye başkanlığını en azından şimdilik kaybetmiş gibi gözüküyorsunuz. Kaybetmiş hissinde misiniz? Şimdi öncelikle şunu görmek gerekiyor. Türkiye'de sizin de ifade ettiğiniz gibi siyasete, demokrasi değerlerine, hukuk kavramlarına bir darbe vuruldu. Yani bunun, bu darbelerin sadece askeri olmadığı, aynı zamanda idarenin de bir takım uygulamalarıyla, özellikle güçler ayrılığının rafa kalktığı bu dönemde yetkisinin çok aşırı merkezileştirildiği bu süreçte nelere kadir olduğunun çok iyi bir örneği durumunda. Geçmişte bu yaşandığı zaman farklı gerekçelerle Türkiye kamuoyu bu konuda yeterince ses vermedi. Yani Diyarbakır'ı yine düşünün. Diyarbakır'da bir baro başkanı herkesin gözleri önünde katledildi. Kameraların önünde katledildi. Bugüne kadar henüz daha bunun failleri ortaya konulamadı. Dolayısıyla şimdi burada faili belli olan, yine herkesin gözleriyle çok iyi gördüğü ve hem hukuku katleden hem de siyasal iradeyi, demokratik iradeyi, halk iradesini hiçe sayan bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Yani bu çeyrekte eğer bu dönemde işte biz buna güçlü bir cevap veremezsek, yarın öbürsü gün bir nasıl ki geçmişte yaşam haklarına müdahale edilirken ses çıkarmadığımız zaman nelerin yaşandığını gördüğümüzde, bugün de burada Van'da, Mardin'de yaşanılan durum Türkiye'de esasında bir bütün olarak herkese yapılmış bir uygulamadır diye bakmak. Bir uygulama mıdır, bir darbe midir? İsmini nasıl koyuyorsunuz? Yani darbedir, irade gaspıdır, hak gaspıdır. Yani her boyutuyla problemli olan bir durumla karşı karşıyayız. Hayatlarımıza müdahale edilmiştir. Yani kendileri hiçbir zaman kendi özel odalarından çıkamayanların ancak halkın iradesiyle belirlenmiş temsilcilerin bulunması gereken kurumlara böyle atama yoluyla nakledilmesi doğanın akışına, hayatın olağan akışını ters işlemlerdir. Evet. Bugün burada yaşanılan durumu da sadece buranın değil, lokal düşünmemek lazım. Türkiye'deki demokratik hayata vurulmuş bir darbe gibi bakmak gerekiyor. 23 Haziran sürecini düşünelim. 23 Haziran'da İstanbul yalnız değildi. Bütün Türkiye adeta bir yürek birliği etmişti ve oradaki yaşanılan bir anlamda irade gaspına, halk iradesi, çünkü o zaman da %50.1 ile diyelim ki belirlenmişti. Oradaki gaspa karşılık öyle bir cevap verdi ki, hatırlanacağı üzere o 13 bin oy farkı 800 bine çıktı. Bugün de yine aynı şeyi söylüyoruz. Seçilmemişleri, atanmışları gönderdikleri vakit, hani buyurun hadi sokağa beraber çıkalım diyeceğiz. O atanmışlarımızla beraber sokaklarda yalnız başımıza gezelim. Arkamızda polis ordularıyla değil. O zaman da halkın kime teveccüh gösterdiği zaten çok açık ortaya çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden açıklamalar geldi. Ekrem İmamoğlu da çeşitli açıklamalar yaptı. Ama mesela İYİ Parti'ye baktığımız zaman onlar geleneksel siyasetleri doğrultusunda da sessiz kalmayı tercih ettiler. Bugün siz 3 belediye başkanı görevden alınan seçilmiş belediye başkanları olarak ve HDP olarak birlikte bu seçimlerde bir şekilde dirsek teması yaptınız. Kimi zaman seçmenlerinizle destek verdiğiniz ya da destek aldığınız partilerden daha güçlü bir duruş bekliyor musunuz? Sözün özü şu: İYİ Parti ve CHP'den daha güçlü bir ses, daha güçlü bir duruş, belki sizin yanınıza gelerek bir duruş, daha güçlü mesajlar vermelerini bekler misiniz? Talebiniz var mı? Şimdi öncelikle şunun farkında olmamız gerekiyor. Daha önce buna benzer durumlar yaşandığı zaman o dönemde adı geçen partilerin pek güçlü sesi gelmedi.
Ama bugün görüyoruz ki hemen hemen birçok kademesiyle diğer muhalif partilerde buna ses veriyorlar. Yani yalnız olmadığımızı biliyoruz. Ama özü itibariyle demin de ifade ettiğim gibi Türkiye bir demokrasi testinden geçiyor. Bir hukuk değerleri testinden geçiyor. Vicdan sahibi olan her çevrenin, bu sivil olur, siyasal olur, basın olur, her çevrenin bu konuda eğer bu turnusoldan adeta geçemezlerse yarınları herkes için çok karanlık olacak. Şunu net olarak ifade edeyim ki gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden, gerek Saadet Partisi'nden, gerek çok farklı çevrelerden oldukça güçlü mesajlar geldi. Bu tür meselelerde haksızlığa uğrayanın kim olduğu değil, haksızlığa karşı herkesin bir vicdani duruş göstermesi gerekiyor. Bunu sadece siyasallaştıran bir yaklaşımın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Demin de ifade ettiğim gibi vicdan ve demokrasi değerleri üzerinden bu meseleye yaklaşmak gerekiyor. O yüzden de burada cepheyi geniş tutmak lazım. Ve bu özellikle AKP, MHP'nin bu fütursuzca uygulamalarına karşı İstanbul'da nasıl bir duruş gösterildiyse Diyarbakır'da da, Van'da da, Mardin'de de benzeri duruş gösterilmeli. Ben giderek yürekleneceklerine, giderek daha kararlı bir duruş göstereceğine olan inancımı da ifade etmek istedim. Sizce bu kararın arkasında AK Parti mi var, yoksa MHP mi var? Yoksa daha farklı nedenler olduğunu düşünüyor musunuz? Baktığımız zaman en güçlü açıklamalar MHP kanadından geliyor. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son derece takdir ettiğini, son derece yerinde bir karar olduğunu söyledi sizlerin görevden alınması hakkında. Kim var bu kararın ardında tam olarak? Ne düşünüyorsunuz ve neden şimdi böylesine bir karar alındı? Size ilginç bir anekdotu aktarayım. Biz her gün sokaklardayız. Yaşlı bir amcayla konuşuyordum. Bana döndü, bak doktor dedi, sana şunu söyleyeyim. Artık bundan sonra dedi AK Parti falan yok dedi. Küçük MHP var, büyük MHP var dedi. Şimdi bunun ben oldukça özlü bir ifade olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda AK Parti içinde de birilerinin bu türden uygulamalar konusunda rahatsız olduklarına ilişkin de zaten yansımaların olduğunu hepimiz biliyoruz. Veya AK Parti kökenli olanlarda da buna benzer itirazların olduğunu görüyoruz, gözlüyoruz. Dolayısıyla hani bu tasarrufun adresi, bu uygulamanın adresi nedir, hangi kanatlardır gibi baktığımız zaman esasında hani bunu not etmek çok kolay. Özellikle ses veren şeye baktığınız zaman, o kararın altında imzası olanlara baktığınız zaman bu her halükarda yani AKP, MHP, AKM, MHP gibi de söyleyebilirsiniz. Yani böyle harmanlayabilirsiniz. Ama sonuçta bütünleşmiş ve Türkiye'de ciddi anlamda kutuplaşmayı, çözümden uzaklaşmayı, Türkiye'nin temel meselelerinde ortaklaşabilecek olan bütün taraflara aynı mesafeden bakamayan bir yürütmenin varlığıyla beraber düşündüğümüz zaman bu tasarrufu sadece bir adrese yaslamak mümkün olmuyor. Bu merkezi bir kararlarıdır. Bunun üzerine de zaten bakıldığı zaman seçimlerden önce de Cumhurbaşkanı'nın da yine hakeza seçilsinler, seçilirlerse de yerlerine kayyım atarız şeklindeki o gün söylediklerini de unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla hani bu kararın altında veya arkasında kim daha güçlü duruyor önemli değil. Buna ya buna tarafsınızdır ya buna karşısınızdır. Türkiye artık böyle bir turnusol döneminden geçiyor. Evet. Peki. Demokrasiye dediğim gibi demokratik vicdanı güçlü olan kim olursa olsun bunun karşısında durmalıdır. Cepheyi bu şekilde örmek gerekir. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulundunuz, orayı referans verdiniz. İmamoğlu'yla ilgili de, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de seçimlerden önce şöyle demişti. Seçilsin de bakalım çalışabilecek mi göreceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'la ilgili de zaten bir mahkeme süreci var. Başka kayyum atamalarının olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani bu HDP ile sınırlı kalıp
kalır mı? Yani sizlerle üçünüzle sınırlı, üç isimle sınırlı kalır mı? Yoksa HDP'li diğer belediye başkanlarına ve hatta oradan da CHP ve İYİ Parti belediye başkanlarına doğru ilerler mi? Böyle bir endişeniz ya da bilginiz var mı? Dolayısıyla özellikle İstanbul başta olmak üzere kayyumların, yani valilerin yönettiği, kayyumların yönettiği bir yerel yönetimler sistemine doğru gitme tehlikesi görüyor musunuz? Şimdi bir yerde haksızlık varsa bu haksızlığı tetikleyen sistemin freni nerede tutacak diye öngörmek mümkün olmuyor. Şimdi geçmişte de olduğu üzere özellikle bizim coğrafyamızda birçok insan hakları ihlalleri veya kamusal iradeye ilişkin birçok ihlalin yaşandığını, aylar yıllar boyu süren sokağa çıkma yasaklarının yaşandığını herkesin bir hatırlaması gerekir. Yani burada bunu meşru görmeye başladığımız andan itibaren bu haksızlığın freni tutmayacak olursa nerelere varabileceğine ilişkin bir sürü varyasyon yapabiliriz. Yani tehditlerin boyutunun nerelere kadar vardığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani İstanbul'da oldu, Ankara'da oldu. Yarın öbürsü gün nerelerde benzeri uygulamalarla veya merkezi iradenin başka yetenekleri ve tasarrufları üzerinden o belediyelere dönük neler yapabileceğini birçok şekilde ortaya koyabilirler. Ama şunun farkında olmamız gerekiyor. Eğer bu ülkede böyle bir sistem isterse sadece bu üç ille sınırlı kalsın, bu halka rağmen bir sistemdir. Halk iradesine rağmen bir sistemdir. Yani bunun hangi coğrafyada olduğu, nereye kadar süreceği çok önemli değildir. Eğer burada olmuşsa bunu İstanbul'da olmuş gibi kabul etmek gerekiyor. Ne yapılmasını bekliyorsunuz? Yani tam olarak beklentiniz nedir? Çünkü bu şöyle de okunabilir. İktidar aynı Gezi olaylarında olduğu, sonrasında olduğu gibi, Cizre olaylarında olduğu gibi karışıklık çıkmasından bir siyasi güç devşirmek isteğinde olabilir. Dolayısıyla bu tip uygulamalarla, kararlarla, kayyum atamalarla bir gerginlik ortamının ortaya çıkmasını düşünüyor olabilir. Ya da tam tersi daha büyük bir strateji var. Bu Suriye ile ilişkili olabilir, Irak'la ilişkili olabilir. Yeniden bir çözüm süreci konuşmaları vardı, bu olabilir. Bütün bunlar göz önüne alınarak tam olarak siz ne yapılmasını bekliyorsunuz? Yani vurgu yapıyorsunuz. Bu tehlikelidir, antidemokratiktir, herkesin bunun farkında olması gerek. Ne yapabilir? Seçmen ne yapabilir? Diğer partiler ne yapmalıdır? Nasıl bir güçlü ses olarak cevap verilmesini talep ediyorsunuz, bekliyorsunuz ya da planlıyorsunuz? Şimdi öncelikle yine ifade edeceğim. Geçmişte de bunun çok örnekleri yaşandı. Yani affedersiniz. Eğer ki siz bir hak gaspı olduğu zaman bunun iadesi ve bir daha da gaspın yapılamayacağı koşulları tesis etmediğiniz sürece bu devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferde HDP siyasetinin çözümleyici olma anlamında oldukça önemli atakları oldu. Buna rağmen kayyumların atanmasına rağmen dünden bu yana verilen tepkilere baktığımız zaman da oldukça erdemli ve soğukkanlı tepkiler olduğunu, sokaktaki protesto eylemlerinde bile bir tane çakıl taşının olmadığını görürsünüz. Bütün bunlara rağmen ciddi kuşatmalar, ciddi polisin diyelim ki halka dönük saldırıları da söz konusu oluyor. Şimdi sadece beyanatlarla geçiştirilen bir sürecin kalıcı sonuçlar vermeyeceği çok aşikardır. Eğer sokaktaki demokratik protestonun, demokratik itirazın güçlü biçimleri ortaya konulmayacak olursa, parlamentoda yine bu çerçevede güçlü bir duruş gösterilmeyecek olursa bu tür uygulamalar baki olmaya başlar. Biz Türkiye'nin temel meselelerinin çözüm, müzakere, uzlaşı yönüyle aşılmasından yana olarak hep bir duruş gösterdik. Bunu yani ister Türkiye'deki kriz süreçlerine bakın, ister uluslararası kriz süreçlerindeki tutuma bakın. Evet. Yani içine Türkiye'nin sokulmuş olduğu türbülanstan çıkabilmesi için nefes alması ve hem içeride hem dışarıda barış siyasetinin egemen olması gerekiyor.
Kolayca vatandaşı diyebildiklerini çok net hepimiz tanık olduk. Yani eskiden bu yasların ne kadar kolay yapıştırıldığını görüyorduk. Bu seçim süreçleri Türkiye insanına şunu da öğretti ki, yani bu kutuplaşma siyaseti herkese, her çevreye zarar verebilir. Onun için diyorum, kolektif bir karşı duruş gerekiyor diyor. Şimdi bugün Sezai Temelli HDP eş başkanı Diyarbakır Belediyesi önünde bir açıklama yapmak istedi ama polis izin vermedi. Siz de oradaydınız. İki milletvekili de yaralandı. Bir orayı anlatabilir misiniz lütfen? Siz dediniz ki Çakıltaş'ı oynamıyor. Son derece barışçıl gösteriler. Bu gösteri ya da eylem ya da tepkinin ortaya konulması sizce manipüle mi ediliyor güvenlik güçleri tarafından ya da başka kaynaklar tarafından? Neden dün İstanbul'daki eylemde de olaylar çıktı? Sizden dinleyelim. Nasıl gerçekleşti bugünkü ARBD ve çatışma? Tamamen soğukkanlı ve sürecin kesinlikle kriminalize olmaması için elinden gelen çabayı gösteren bir parti tutumumuz var. Parti tabanının da yine benzeri bir tutumu var. Buna rağmen özellikle polis güçlerinin yaratmış olduğu atmosfer ve etkinin de daha çok yer yer böyle özellikle tepkiyi acaba farklı bir zemine çekebilir miyiz şeklinde zorlayıcı olduğu iki tane milletvekilinin de yararlanmasıyla çok net ortaya çıktı. Ha, bu bundan bir sonuç alınır mı? Hayır, hiçbir sonuç alamazlar. Yani ister havuz medyası, ister bilmem kendi yandaş medyaları ne dersek diyelim orada çok çıplak olan bir durum var. Yani İstanbul, Diyarbakır, başka kentler, Türkiye'nin kentleri artık şunu çok net olarak görmeleri gerekiyor. Yani yürütmenin bu acımasız yetkisi, bu adeta zehirlenmiş, bu güç zehirlenmesine uğramış olan yetkisi ancak ortaya bir polis devleti çıkartır. Bir demokratik devleti çıkmaz burada. Burada işte muhalefetin tutum göstermesi gerekiyor. Eğer bizler daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi temel hak ve özgürlükler, anayasa normları, yasaların herkese eşit mesafede uygulanabildiği adil bir hukuk sistemine sahip olmadığımız sürece bunların hepsi olabilir. Yani eğer milletvekilinin bir parti binasından çıkmasını engelleyebiliyorsa, sokakta milletvekillerinin halkın demokratik protesto hakkını kullanmasının önüne geçebiliyorsa, valiliklerin aylar boyu süren kentlerde demokratik etkinliklerin tutumları olabiliyorsa bu uygulamaları bile davranması gerekiyor. Siyasetin de bu şekilde davranması gerekiyor. Peki Selçuk Bey, şimdi dün sosyal medyada da çokça konuşuldu. Siz ilk göreve geldiğiniz günlerde kayyumdan devraldığınız hem makam odasını basın mensuplarına gezdirmiştiniz. Daha sonrasında da belediyelerdeki yolsuzluklar birer dosya dosya kayyum döneminde sizin iddia ettiğiniz yolsuzluk ya da yanlış uygulamalar kalem kalem ya da dosya dosya açıklanmaya başlamıştı. Sadece sizin tarafınızdan değil aslında pek çok belediye başkanı işte fazladan maaş alanlar, akrabasını işe sokmuşlar, işte ağırlama bedelleri, misafir ağırlama bedelleri vesaire. Sizce neden mesela sizin yerinize atılan kayyumun dün Atatürk resmini indirerek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini koyduğu konuşuldu bütün gün sosyal medyada ve sizin bu açtığınız dosyalar mı problem oldu? Ne düşünüyorsunuz? Yani kayyum atanmasının ardındaki suçlamalar neler? Size yönelik olarak resmi olarak teröre destek vermek olarak adlandırılıyor ama süreci sizden dinleyelim. Sizce neden görevden alındınız ve nasıl alındınız? Şimdi şunu çok net olarak söylüyorum ki hayatım boyunca, bizler hayatları boyunca insandan ve yaşamdan yana mücadele verdik. Ama bugünkü bu mevcut sistemin özellikle hak ve özgürlük mücadelesi verenlere karşı tutumunun neler olabildiğini dediğim gibi 31 Mart sürecinde Türkiye çok yakından öğrendi. Bu ülkede vatan haini veya
teröre yandaş olarak ilan edilmenin ne kadar kolay olduğunu herkes çok iyi gördü. Şimdi bu nedenle ben ve benim gibi diğer arkadaşlarıma dönük bu tür yaftalamaları ne kadar yapmaya kalkarlarsa kalksınlar, biz bu demokrasiye, demokrasi değerlerine olan inancımızla mücadelemize yine devam edeceğiz. Yani onu açık ve net olarak belirteyim. Kendimi hiçbir zaman kalkıp o kategori içinde görmedim. Ama demin de yani siyasete darbe, halk iradesine darbe dediğimiz süreçlerin de esasında bir başka devlet terörüne işaret ettiği gerçeğini artık bütün bir toplumun görmesi gerekiyor. Eğer sokaklarda demokratik protesto hakkını kullanan insanlara dönük böyle bir acımasız polis rejimini kurarsanız, beraberinde özellikle kendi yandaşlarına çalışan ve yeri geldiğinde işte belediyelerin bir takım imkan ve yeteneklerini, kapasitelerini acımasız bir şekilde kendi lehine kullanabilen bir kayyumluk sistemini de daim kılacak olursanız, bu eli sonu gerçeğin hakikati. Evet. Sizden ama daha net bir cevap istiyorum. Şimdi sizden önceki kayyum döneminin belgelerini açıkladınız. O döneme ilişik yolsuzluklar olduğunu söylediniz. Bugün kayyumun gelmesiyle birlikte ortaya çıkarılabilecek bu dosyaların üstünün kapandığını düşünüyor musunuz? Sizin bu kısa görev süreniz müddetince bir takım muhakkak ki uygulamalarınız olmuştur. Bunların sizin aleyhinize kullanılacağını düşünüyor musunuz? Şu anda belediyenin belgeleri, bilgileri, arşiviyle ilgili bir kaygınız var mıdır? Daha net şeyler, bilgiler verebilirseniz sevinirim. Şimdi o dönemde ortaya koyduğumuz çok çıplak bir fotoğraf vardı. Yani kendilerini nasıl toplumdan izole ettiklerini, kendilerine nasıl küçük saraylar yarattıklarını ve nasıl bir ihtişam içinde yaşayıp nasıl harcamalar yaptıklarını kısmen belgelerini sunduk. Her elimizi attığımız yerde de benzeri durumları gözleyebiliyorduk. Şimdi bu yandaş tarzı durumlara ilişkin birçok belgeyi kamuoyuyla paylaşamadığımız birçok belgenin varlığını da esasında bir diğer yandan da söylemek gerekiyor. Ha, biz aldığımız borcu o dönemde yaklaşık 73,5 trilyon lirasını da eğer bu hafta içinde mümkün olsaydı kamuoyuna özellikle ne yaptık faslında nasıl ödediğimizi de anlatacaktık. Ha, şunu da çok açık ve net söylüyorum. Bizim olduğumuz döneme ilişkin zerre-i miskal kadar da bir korkumuz, bir endişemiz yoktur. Acaba şu uygulamamızı şu şekilde yorumlayabilirler mi diye. Çünkü hukuk nezdinde, hukuk açısından değer ifade eden, eğer gerçek bir süreçten geçirilecek olursa, biz bu arada tamamen hakkaniyetle ve adaletle çalıştık. Dolayısıyla bu anlamda hiçbir kaygımız yoktur kayyum atanmasının böyle bir sonuç verebileceği noktasında. Ama kayyum atanmasının yine halktan uzaklaşan, yine halktan yabancılaşan ama yine halkın bütçesinin pervasızca kullanıldığı bir takım uygulamaları da olacağına da adımız gibi eminiz. Yani bu söylediklerinizden şunu anlayabilir miyiz ya da bunu söyler misiniz? Daha açıklamadığınız ama açıklansa iktidarın çok zor durumda kalabileceği ya da işte kayyumun çok zor durumda kalabileceği, elinizde bilgiler, belgeler vardı. Bu nedenle de kayyumlar bu 3 belediyeye atandı diyebilir misiniz? Bu iddialı bir açıklama mı olur yoksa gerçekten elinizde kamuoyunun bilmesini istemedikleri çeşitli belgeler, dokümanlar ya da arşivler mi var? Yani meseleyi sadece o arşivler kısmına veya o belgeler kısmına sıkıştırarak değil, bir sistemin özüne bakmak gerekiyor. Her dokunduğumuz yerde nasıl pervasızca bir israfın olduğunu çok net olarak gözledik. Yani özel kalem harcamalarında gözledik örneğin. Yani benim çalıştığım dönemde çok açık ve net söylüyorum. Aylık 5.000 liranın altına düşürülmüş özel kalem harcamalarının o zaman milyonlarla ifade edildiği gibi bir durum vardır. Şimdi hani burada rakam bilgiye dayalı olarak söylenilebilecek çok şey var. Ama biz şunu çok net söylüyoruz. Eğer
halka hesabını vereceğinin bilinciyle orada birileri bulunursa bu ancak bizim yaptığımız gibi sonuçları verir. Ama halka hesap vermek gibi sorumlulukları olmayan, ancak kendini atayanlara karşı vefa borcu duyanların yapacakları da onları atayanlara ancak yaranabilecekleri bir takım işlemler olur. Bunu Mardin Belediyesi'nde de gördük, Diyarbakır Belediyesi'nde de gördük. Bu özellikle ihalelerin dağıtım sürecinden tutun da bir takım kaynakların nasıl özellikle kullanıldığına kadar. Bizim zamanımızda yapılan onarımların birçoğunun bile kamu teşekküllerinin peyzajına veya mefruşatına veya tefrişatına dönük olduğunu gördük. Yani orada halkın bütçesi olarak ayrılan kaynakların nasıl başka amaçlarla kullanıldığını gördük. Dolayısıyla bu işin özeti şudur. Dediğim gibi halkın iradesiyle orada gelenler o kaynakları hakça halk için kullanırlar. Ama atanmışlar söz konusu olduğu zaman onlar başka kaygılarla kullanırlar diye düşünüyorum. Son bir soru ama onun öncesinde kısa bir ek soru sorayım, ondan sonra son sorumu soracağım. Şimdi kayyumla birlikte yine bu söylediğiniz harcamalarla ilgili belgelerin yok edilebileceği, dosyaların yok edilebileceği kaygısını taşıyor musunuz? Şimdi biz gelmeden önce de ciddi anlamda bir temizlik çalışması yaptıklarını zaten tespit ettik. Yani hard disklere kadar bir sürü şeyin nasıl söküp götürüldüğünü çok iyi gördük. Ama bürokrasi öyle bir şeydir ki siz onu deşmeye başladığınız zaman sadece ineceğiniz deneyi değiştirir bu. İstedikleri kadar yapsınlar, en sonu kokusu çıkar, en sonu belgeleri ortaya çıkar. Evet. Peki, son soru Selçuk Bey. Şimdi biliyorsunuz bir süredir bir çeşitli farklı kaynaklardan gelen tekrardan yeniden bir çözüm süreci başlayacak. Çünkü AK Parti Kürt seçmenini kaybetti ve gerek şehirlerde olsun gerek bölgede olsun Kürt seçmen, muhafazakar Kürt seçmen ya da daha evvel ekonomik nedenlerle de olsa AK Parti'ye yakın duran Kürt seçmen tamamıyla uzaklaştı. Sebebiyle yeniden bir çözüm süreci olabilir mi? Arayışları var. Buna biraz da bir bölgenin durumu da ve Amerikalıların bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bölgedeki son günlerde son derece aktif olmaları, özel temsilcilerin gidip gelmesi, PYD ile yapılan görüşmeler de söz konusu. Gizli olsa da açıklanmasa da resmi sıfatla yapılmasa da bütün bunların toplamına baktığınızda yeni bir çözüm süreci başlayacak ve bu nedenle HDP'ye yönelik baskıyı arttırıyorlar. Çünkü farklı bir yol izlenecek. HDP burada devre dışı bırakılacak. Hissiyatına sahip misiniz? Şimdi içinde yaşadığımız durum bunun için hakikaten umut barındıran bir durum değil. Bilsem ki bizlerin hayatlarına bile mal olacak. Bir çözüm sürecinin başlaması, bir uzlaşı, bir müzakere sürecinin başlamasının ve umudun büyümesinin oldukça değerli olduğuna inanan birisiyim. Ama şu an içinde bulunduğumuz konjonktürde, demin sizin de ifade ettiğiniz veya benim küçük MHP, büyük MHP olarak yaşlı bir insanın metaforuna da yasladığım duruma baktığımız zaman, çözüm süreci için ortada yeterince veri olmadığını, barış gibi bir arzunun özellikle iktidar blokunda pek şekillenmediğini görüyoruz. Yani sürekli meseleleri pragmatik bir takım yaklaşımlarla günübirlik olarak çözmeye çalışan, elindeki amansız gücü her düzeyde zehirli bir şekilde kullanmayı alışkanlık haline getirmiş olan bir anlayış var. Dikkat edilecek olursa geçmişte de buna toplumda yükselen güçlü bir itiraz vardı. Türkiye başka ülkelerde görülmeyen, eşine benzerine rastlanmayan bir şekilde binlerce insanın açlık grevlerinde olduğu bir dönemi yaşadı. Türkiye'de ciddi insan hakları ihlallerinin yaşanmasının protesto edildiğine tanık olduk. Ama o dönemlerde bile bütün meselelere hep pragmatik yaklaştılar. Hep günübirlik yaklaştılar. Bu tür barış süreçleri pragmatik değil, samimi, inanılır ve güvenin esas olması gereken süreçlerdir. Şu anda mevcut kesimlerin
ne samimi olduklarını ne güven verebildiklerini söyleyebiliriz. Bu tür meseleler stratejik meselelerdir. Bu tür meseleler toplumun kolektif aklının adeta devreye girmesi gereken süreçlerdir. Bunlar da kesinlikle aralıksız, soluksuz, bir daha geriye dönüp bakmaksızın ileriye doğru adım atan, çözüme doğru yol alan bir tarzın egemen olması gerekiyor. Bizim bugünlerdeki açıklamalara baktığımız zaman hakikaten bu durumu, bu temelde çözmeyi, Türkiye'nin biraz soluklanmasını, biraz umudun büyümesini sağlamaya çalışan bir yaklaşım olduğunu görmüyoruz. Zaten kayyum atamaları da o kırıntı halindeki hukuk ve demokrasi değerlerinin nasıl süpürülebildiğinin, nasıl berhava edilebildiğinin de bir örneği oldu. Dolayısıyla içeride böyle bir siyaseti yürüttüğü dönemde dışarıda hani çözüme veya diyelim ki uluslararası yaşamış olduğu bir takım sıkıntıları telafi edebilecek bir politikaya yöneldiğine dair ipuçları da yok. Evet. Sürekli bir kriz durumu, toplumu sürekli bir kriz atmosferinde tutarak adeta kendini ve varlığını konsolide etmeye çalışan bir yaklaşım var. Bende güçlü bir umut yok şu anda. Ama dediğim gibi istedim ki bunun bedelleri bizim canlarımız da olsa yeter ki barış için Türkiye bir gün de olsa mesafe alabilsin. Kısa bir cevap rica ediyorum. Şu anda T24'ün sitesinde de haberimizi giriyoruz. Sizin yerinize atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu şöyle bir açıklama yapmış. Belediyede istihdam edilen şehit yakınlarının haksız ve hukuksuz şekilde iş akdine son verildiğini söylemiş. Şehit yakınlarını ve akrabalarını haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden attınız mı? Şimdi yaptığımız her işin hak ve adalet temelinde olacağını deklare etmiştik. Yani kalkıp özellikle şehit yakını diyen birisini işinden etmek gibi bir yaklaşımı ben hiç de ahlakla bağdaşır bir tutum olduğunu düşünmüyorum. Belediyelerde çalışan herkesin iş hukuku neyi gerektiriyorsa, hakkaniyet neyi gerektiriyorsa o çerçevede yaklaştık. Hani kalkıp insanların hiçbir şekilde rencide olmasını istemem. Eğer görevinden uzaklaştırma olmuşsa şüphesiz ki arkasında ciddi bir gerekçenin olması gerekir. O uzaklaştırmayı gerektiren bir gerekçenin olması gerekir. Yani bu konuda titizlik ve açıklamasını yapabiliriz diyebiliyorsunuz, öyle mi? Yani işten çıkarılan herkesin dosyası konusunda son derece titiz davrandık ve bir açıklamamız var diyebilecek durumdasınız. Bunu kesinlikle. Yani hepsi için ayrı ayrı ne gerekçe varsa o gerekçeleri, bir de basına yansıdığı zaman da çok abartılı rakamlar kullanıldı. Öyle rakamlar değildir. Uzaklaştırma nedenlerine bakıldığı zaman içeriğinin de hakikaten herkesin tasdik edildiği içerikler olduğu görülecektir. O konuda yüreğim rahattır. Peki Selçuk Mızraklı'ya çok teşekkür ederiz. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, seçilmiş belediye başkanı T24'ün sorularını cevaplandırdı. Seçilmiş belediye başkanı Selçuk Mızraklı görevden alınarak yerine atanmış vali göreve getirilmişti ve ayrıntılarını kendisiyle konuştuk. Teşekkür ediyoruz.